Halil Ferah Gaz Sıkışması Ülke gerim gerim geriliyor. Tam bir gaz sıkışması hali mevcut. Bir tarafta asgari ücret, patron ve iktidar, daha doğrusu cumhurbaşkanıyla belirlenmiş, masada olan işçi kesimi, temsilcisi ki niye orada oturur onu da anlamadım, neyse açıklamaya şerh koymuş, bu konuda bildiri yayınladı. Diğer bir tarafta anayasa mahkemesinin kararı yine ve tekrar uygulanmamış. Bir yaptırım yok. İktidar şimdilik sus pus. Muhalefetse açıklama üstüne açıklama yapıyor. Başka bir taraftaysa liderlerin konuşmalarından kendilerine görev çıkarmış taraftarları bir diğer siyasi partinin genel merkezi önünde toplanmış ve ceset torbası denen torbalardan bırakmış meydana. Neler oluyor farkında mısınız? Vatandaş yaşam savaşı için birilerinin iki dudağının arasından çıkacaklara bakıyor. Zira yapılan ve yapılacak zamlar bundan sonraki yaşamında direkt etkili. Bugün kendisine %49 zam yapılmış. Oh diyemiyor Zira. O zam eline 1 Şubat'ta geçecek ama öncesinde yapılacak zamlar almadığı zamdan önce cebinden çıkacak ve bunun için yapacak hiçbir şeyi yok. Kurbanlık koyun misali bekliyor. Sıkışmışlık ve çaresizlik içinde bir umut ışığı arıyor. Diğer tarafta ülke yargısı tam bir kaos içinde. Anayasa Mahkemesi ile yargının diğer unsurları adı konmamış bir savaş halinde. Ne olacağı bilinmeyen bir çaresizlik ve sıkışmışlık içinde bir hedef, bir yol gösterici arıyor. Siyaset zaten tamamen halktan kopmuş ama her hareketi vatandaşı gerim gerim geliyor. Mesela iktidarın kınama metinlerinin artık etkisinin kalmadığı, harekete geçmesi gerektiğini söyleyen muhalefet, yargı krizinde kınamaktan başka bir şey yapmayınca yine sıkışmışlık hali ve çaresiz bekleyiş kendisini gösteriyor. Her taraftan üstüne binen şartlar karşısında gaz sıkışması gittikçe artıyor ve bu durum beni korkutuyor. Ha diyeceksiniz ki korkunun ecele faydası yok, İyi de göz göre göre yaşadığımız bu süreçler geçmişten ders çıkarmayan kişilerin hatası yüzünden başımıza geliyorsa ve bunu bazı kişiler görüyorsa acı veriyor.